Oturun beyler. Dinliyorum. Muro'nun sana selamı var. Muro diyor ki, Polat Alemdar yanlış yapmıştır. Tırımıza el koymuş, paramızı gasp etmiştir. Ya 50 milyon dolarımızı geri verir ya da... Ya da biz canını alırız. Biz o parayı yatırdık. Nereye? Hayır kurumlarına. Bizi alakadar etmez. Beni hiç alakadar etmez. Sen belli ki bizi daha tanımıyorsun. Biz o paraya 50 bin can alırız. Ben sizi tanımıyorum. Sizi buraya göndereni tanımıyorum. Hele gelip beni 50 bin can almakla tehdit edecek iti köpeği hiç tanımıyorum. Bak arkadaş, biz senin gibi 3-5 adamı yanımıza toplamış serseri çetesi değiliz. Ulan burayı makbuz kestiğin esnaf dükkanı mı zannettin? Akacak bir damla kana gidecek parayı benden alacak bir Allah'ın kulu yok. İşitiyor musun beni? O sahibine söyle, bende bir şey varsa gelsin kendi istesin. Alabiliyorsa kendi alsın. Git ona söyle. De ki, Polat Alemdar şerefsizlerin selamını almaz. Canını alır. Alemdar, filden büyük fil avcısı var. Fil avcısından da büyük Allah var. Seni almışım getirmişim buraya. Sorgudasın. Bırak kafana sıkmayı. Şekerinle tansiyonunu dengelemesem geberip kalırsın burada. Hala fil var avcısı var diyorsun. Bizi yetiştirenler böyle yetiştirdi. Önce avcılığı öğrettiler, sonra avı öğrettiler. Başka ne öğrettiler? Devleti nasıl satacağınızı mı? Sizler satılığa çıkarınca biz de aldık. Devlet sahipsiz mi kalsın? Siz kendinizi satılığa çıkarmışsınız. Herkesi bir şey satar zannedersiniz. Sizin döneminiz bitti. Önce bunu kabul edeceksiniz. Sonra itaat edeceksiniz. Kime? Bize. Ya siz kimsiniz? Bu devletin asıl sahiplerine, millete. Millet mi? Kim ki onlar? Devlet onlara sahip çıkmasa hepsi zavallı yaratıklar. Benim için zavallı yaratıklar olmanızda bir sakınca yok. Ama benim için devlet, onlara bırakılmayacak kadar, sahip çıkılacak kadar kutsaldır. Sen sahibi olacaksın da, bu devlet dediğin nasıl bir şey olacak ben çok merak ettim. Öğreneceksin. Az kaldı. Nasıl öğrenecekmişim? Beni... Burada tuttuğun her an Türkiye'den bir şey gidecek. Ne gidecekmiş? Can gidecek. Kan gidecek. Mal gidecek, mülk gidecek. Ben buradan gidene kadar patlamadık bomba, ölmedik adam, yaşanmadık kaos kalmayacak. Seninle pazarlık yapacak halim yok.
Son kurşununa kadar İskender. Hadi sizi göreyim. Başkanım, Yalçın Bulut'un sevgilisinin evinin krokisi. En zayıf olduğu yer burası. Niye çatın? Erkek iki yerden yumuşak çıkar başkanım. Birincisi hamamdan... Kes lan! Niye limanda değil de operasyonu burada yapıyoruz? He? Taktik stratejik çözümlemeni yap bakalım Çeto. Başkanım, limanda Polat Alemdar'ın adamları tarafından pusuya düşürülüp kayıp verme ihtimalimiz var. Oysa bu kompradör uşağının bir zayıf yeri var. Burada kendisini çapraz ateşe almamız halinde kesin sonuç alacağımıza inanıyorum. Ben de sana inanayım mı Çetin? Bilmiyorum. Niye başkanım? Lider benimle ilgili bir şey mi söyledi size? Söyledi Çetin. Çetin'i anası tarlada doğurdu. Ot geldi ot gidecek dedi. Oğlum lider niye seninle ilgili bir şey söylesin? Sen onun muhatabı mısın? Sen öyle diyorsan öyledir başkanım. Planı uygulayabiliriz Çeto. Ekibini hazırla. Emredersin başkanım. Bu eylemden sonra televizyona çıkar mıyız başkanım? Ne televizyonu Çeto? Başkanım yıllar oldu anamı görmeyelim. O zaman söyle anan çıksın televizyona Çeto. Odurların katıldığı, küçük burcu özentisi dedikodu programlarına çıksın. Oğlum daha çatı. Akif ben de merak ediyorum. Oğlum sana sesleniyorum Çeto. Devletin kucağı benim kucağım gibidir. Çeto kurban olayım efendim. Aynen böyle söyler başkanım. Yemin ediyorum çok duygulandım. Nanet olsun benim içimdeki bu insan sevgisine. Senin içindeki bu ana sevgisine. Dul karı çocuğu. Çık lan dışarı. Yürü git. Televizyona çıkacakmış. Allah Allah. Bu Cevher beni niye arıyor şimdi? Asıl Abdüley'i onlara söylemek lazım. Her sokakta adamları var. Söyle Cevher. Dayım konuşacak Memati. Alo. Buyur Zaza. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Memati beni sever misin? Bana öyle bir şey söyle ki Zaza. Seni sevmek için bir ömür boyu sebebim olsun. Ha, bu sizin uzun saçlı yok mu? Porikli. Nedir Cevher? Abdüley. Abdülbey. Ne olmuş Abdüley'e? Kardeşim siz bu adamı sildiniz mi? Zaza Abdüley'i mi gördün? Nasıl görmeyeyim? Çöplerin içinde yatıp içeri. Nasıl görmeyeyim? Yanında mı? He. Bizim çocukları dökmüş. Ben de geldim dedim ki kim bu bizim çöplüğümüzde öti? Bir de bakayım ne göreyim? Neredelermiş Memati? Ne olmuş bu adamıza? Bu adamızı ne etmişler? Kaporta aynı ama içinde motor yok. Sağ ol, biz gerisini hallederiz. Dostlar sağ olsun kardeş. Memati, siz burada kalın. Zaza, seni şimdi seveyim. Ben de seni seveyim Memati. Ben de seni seveyim. Cevherim, bak yarın öbürsü gün Memati sevgisini unutursa sen şahitsin ha. Şahidim dayı. Hadi gidelim, hadi. Bir saniye bile olsa kimse evlat acısı yaşamamalı. Memati. Memati öldü be usta. Sık ki Memati'nin adı bile ölsün. Memati senin bir adın var. Namın var. Şerefin var.
sen düşmanının karısını, çocuğunu vuracak adam değilsin. Bu intikam değil, bu insanlık değil. Hiçbir şey umurumda değil. Bu mertlik değil. Birine söz mü verdim mert olmaya? Verdin. Mamoş'a verdin. Mert olmayanın oğlu olmasın. Mert olmayan oğlunun arkasından ağlamasın. Bir baba oğluna mertlik bırakmayacaksa ne bırakacak? Oğlum öldü usta. Oğlum öldü. Bir şey bırakacak kimsem yok. Memati, herkes ölecek. Sen de öleceksin. Ben de öleceğim. Ama insanın şerefi, haysiyeti yaşayacak. Seni beni örnek alacak insanlar var. Sen o silahı sıkmakla o insanları da öldürürsün. Hepsi Ersoy gibi olur. Memati gibi olmaz. Öldürmesem ne yapacaksın? Geri vereceğim. Ateş düştüğü yeri yakıyor demek ki. Sen İskender'den intikamını aldın tabii. Sen de Ersoy'u öldür, intikamını al. Ama karısını, çocuğunu değil. Sırasıyla usta. Önce bunlar, sonra Ersoy. Vallahi o silahı sıkarsan, ben de senin kafana sıkarım. İntikam mintikam aldırmam. Sen o silahı sıktığında kendini de öldürürsün, namını da. Bak, beni kardeşini öldürmek zorunda bırakma. Ersoy'a bu namı verdirme. Ateş düştüğü yeri yakar. Abdüley, hastaneye, hızlı.